Savunma Sanayi STT'den herkese merhabalar. Ben Anıl Şahin. Türkiye 1980'li yılların sonundan itibaren terörle aktif bir şekilde mücadele eden bir ülke. Terörle mücadele eden bir ülke için de savunma sanayi tabii ki çok önemli. Savunma sanayinde de bu görevler için birinci katman her zaman hafif silahlar olmuştur. Yani işte makinalı tabancalar olsun, piyade tüfekleri olsun, makinalı tüfekler veya keskin nişan tüfekleri, bomba atarlar terörle mücadelede bir ordunun ve piyadenin vazgeçilmez temel silah sistemleri olmuştur. Ancak ne yazık ki Türkiye bu kadar aktif bir şekilde terörle mücadele etmesine rağmen 2010'lu yılların sonuna doğru ancak kendi milli imkanlarla ve yerli imkanlarla bir piyade tüfeği geliştirebilmiştir. Ondan önce hep hazır tedarik şeklinde ya da HK-33, G3 gibi piyade tüfeklerini lisans altında üreterek kendi ordusunu donatmıştır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yönlendirilmesi sayesinde artık özellikle 2010'lu yıllardan itibaren kendi milli piyade tüfeğimizi, kendi makinalı tüfeğimizi, keskin nişancı tüfeğimizi, hafif makinalı tabancamızı, bomba atarımızı birçok sistemi aslında geliştirmeyi başardık. Bugün de aslında bu faaliyetlerin ana göbeğinde yer alan bir şirketteyiz. Kale Kalıp'tayız. Kale Kalıp aslında uzun süredir savunma sanayi sektöründe yer alıyor ve günümüz itibariyle ürün gamını çok genişletmiş ve birçok ülkeye de ihracat başarısı göstermiş konumda bulunan bir şirketimiz. Ne üretiyor peki bu şirket diyecek olursanız aslında arkamızda görüyorsunuz. İşte KCR 556 en çok bilinen ürünleri. Çeşitli namlu boylarına sahip burada ürünleri görüyoruz. 7,5 inç, 11 inç, 14,5 inç ve 16 inç namlu boylarına sahip KCR 556'ları görüyoruz. Bu tüfeklerden on binlerce adet üretildi ve özellikle Jandarma Genel Komutanlığı olsun, Emniyet Genel Müdürlüğü olsun, Türk Güvenlik Birimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Yurt dışına da ihracatı ciddi oranda gerçekleştirmiş durumda. Diğer bir tarafa geçiyoruz. Yine KCR 556 ile benzer altyapıya sahip ancak 7.62x39mm denilen Rus mühimmatını kullanan burada KCR 739 ailesini görüyoruz. Yine 7,5, 11, 14,5 ve 16 inç namlu boylarına sahip bir aile ve bu ailenin şu üst gövdesini olduğu gibi KCR 556 ile birlikte değiştirerek kullanabiliyorsunuz. Yani burada asıl fark namludan ve işte şarjör gibi aksesuarlardan kaynaklanıyor. 7.62x39mm Rus mühimmatı dedik. Bir de bildiğiniz üzere 7.62x51 denilen NATO standardı mühimmat var. Kale Kalıp'ın orada da ürün gamında ürünler yer alıyor. KCR 7.62 var. Burada görüyorsunuz 12,5 inç namlu boyunda ve 14,5 inç namlu boyuna sahip. Ve bizim bir de yine MPT-76 denilen modern piyade tüfeği projesi kapsamında geliştirilmiş bir ürünümüz var. Bu tabii başka bir firmanın ana yükleniciliğinde geliştirildi ancak tasarımında Kale Kalıp da çok önemli katkılar sundu. Aynı zamanda seri üretimde de rol aldı. Diğer ürün gruplarına doğru geçecek olursak ise sadece aslında piyade tüfekleri değil, keskin nişancı tüfeklerinde de Kale Kalıp'ın çok ciddi bir ürün gamı var. Keskin nişancı tüfeklerini görüyorsunuz. Hem manga tipi hem de bolt action denilen mekanizmaya sahip ürünleri görüyorsunuz. KSR 338 Lapua mühimmatını kullanıyor aslında. Burada son dönemde oldukça popüler hale gelen bir de KSR 50 var. Yani 12.7 mm denilen 50 kalibre denilen mühimmat atabiliyor. Özellikle bizim Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızda, özel kuvvetlerde bu namlu çapına sahip keskin nişan tüfekleri aktif olarak kullanılıyordu ama hepsinde yurt dışına bağımlıydık. Bu tüfek şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Bu tüfeğimizin bir de bu versiyonu var. Bu da yine aynı tüfeğin kompozit namluya sahip versiyonu. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yine destekleriyle Kale Kalıp bunu geliştirmeyi başardı. Bu da silahın özellikle namlu ömrüne oldukça pozitif anlamda katkı sunuyor. Bolt action var dedik. Manga tipi keskin nişan tüfeğimiz. Yarı otomatik bir mekanizmaya sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından şu anda aktif olarak kullanılıyor sahada. Piyade tüfeklerinden ve keskin nişan tüfeklerinden bahsettik. Ancak işin bir de makinalı tüfek tarafı var. Kale Kalıp orada da önemli görevler üstlenmiş durumda. Baktığımız zaman yanımızda görüyorsunuz şu anda KMG 556 makinalı tüfeğimiz gözüküyor. Birazdan bunun hatta atışı da gerçekleştireceğiz. 7.62 ve 5.56 çapına sahip makinalı tüfekleri şu anda Kale Kalıp geliştirmiş durumda. Hatta bu da yakında teslimatları başlayacak olan bir makinalı tüfek. Türkiye'nin kalifiye edilen ilk bu çaptaki makinalı tüfeği oldu. Yine yurt dışına bağımlılık anlamında önemli bir sorunu giderilmesi anlamına denk geliyor. Son olarak aslında burada değinmek istediğim bir ürün daha var. O da
KGL 40 denilen bu bomba atar. Kale kalıp 5.56 mm'den 40 mm'ye kadar raplara sahip silah sistemlerini üretiyor. Bu bomba atarımız tekli bomba atarımız. Buradan çeşitli piketin raylar sayesinde aksesuar takabiliyorsunuz. Bir dipçi var. Özellikle çok portatif diyebiliriz. Oldukça hafif. Yani tek elimde hiçbir sıkıntı olmadan kaldırabiliyorum. Bu da önemli. Atış desteği sağlamak için sağda kullanılıyor. Tabii bunun dipçiğini iptal edip üzerindeki aksesuarları çıkardığınız zaman şu şekilde gördüğünüz gibi bir tüfeğin altına da monte edebiliyorsunuz kolaylıkla. Bu da tıpkı az önce gösterdiğimiz KCR 5.56 piyade tüfeği ama altına bomba atar da entegre edilmiş durumda. Silahın bir anda 5.56 mm'den 40 mm namlu çaplarına kadar çıkmasını sağlıyor. Önemli bir ateş gücü oluşturuyor. Değinebileceğimiz ürünlerin hepsini görüyoruz. Şimdi bu ürünlerden öne çıkanlarla, çeşitli kalibredeki ürünlerle poligon kısmında atış gerçekleştireceğiz. Şu anda Kale Kalıp'ın test merkezindeyiz. Üretim hattından çıkan silahların fabrika kabul testleri bu merkezde gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda yurt içinden ve yurt dışından gelen heyetlere de bu test merkezinde çeşitli gösterim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Biz de test merkezine girerek 3-4 farklı silah sistemi ile test atışı gerçekleştireceğiz. Şu anda poligon alanına geldik. Burada 4 farklı silahla birlikte atışımızı gerçekleştireceğiz. Hemen isimlerinden bahsedelim. KMR-762 manga tipi keskin nişancı tüfeğimiz var. 5.56 çapında mühimmat kullanan piyade tüfeğimiz var. Bu kısa namlulu 7.5 inç namluya sahip. Aslında koruma tüfeği olarak geçiyor. Hemen burada ise KMG-556 tipi makinalı tüfeğimiz var. 5.56 kalibresindeki makinalı tüfek Türkiye'de çok önemli bir ihtiyaçtı ve Kale Kalıp da bunu milli imkanlarla geliştirmeyi başardı ve envanterdeki ithal sistemler hemen hemen aynı ve bazı özellikler bakımından da üstün yeteneklere sahip bir silah sistemi olarak önümüze çıkıyor. Son silahımız Kale grubunun bu yıl içerisinde lansmanını gerçekleştirdiği KNG C5 adlı 5.56 çapında yine mühimmat kullanan yeni bir tüfeğimiz. Bu tüfeğin en büyük özelliği ise aslında yapı itibariyle KCR 5.56'ya benzemesiyle birlikte dipçiğinin katlanabilir yapıda olması olarak ön plana çıkıyor. Hemen şöyle buraya bastırarak dipçiğini kapatabiliyoruz ve dipçik kapalı şekilde de atış imkanı sağlıyor teknik özellikleri silah. Olası bir durumda ise yine personel kendi isteğine bağlı olarak dipçiğini hemen geri bu şekilde açabiliyor. İlk atışımızı KCR 5.56 ile yapacağız. Atışlarına geçmeden önce genel özelliklerine değinmemizde de bir fayda var. KCR 5.56 kısa çarpma gaz piston sistemiyle çalışan bir piyade tüfeği aslında. Tamamen Kale Kalıp tarafından milli ve yerli imkanlarla geliştirilmiş bir tüfek. Burası çok önemli. Hiçbir dışa bağımlılığı yok. 3 farklı namlu boyuna sahip KCR 5.56. Şu anda benim elimde tutmuş olduğum 7.5 inç namlu uzunluğuna sahip. Genellikle yakın koruma amaçlı kullanılan bir model. Bunun 11 inç ve 14.5 inç namlu boylarına sahip modelleri de mevcut. 300 metre etkili menzili bulunuyor KCR 5.56'nın. Ve özellikle uzunluğu bakımından da oldukça cazip bir tüfek diyebiliriz. Şu anda dipçik açık bir şekilde uzunluğu 65 cm yaklaşık olarak. Şarjör hariç ağırlığı ise 2.7 kg diyebiliriz. Tabii bu tüfeğimizin teknik özellikleri haricinde bazı önemli başarıları da mevcut. 2019'dan beri envanterde KCR 5.56 ve şu ana kadar 10.000'lerce adet üretildi. Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından çok aktif bir şekilde kullanılıyor ve kullanıcıları tarafından çok iyi geri dönüşler verilen bir tüfek. Aynı zamanda yurt dışı ihracat başarıları da yakaladı. Birden fazla ülkeye şu ana kadar ihracatı ve teslimatları gerçekleştirildi. Savunma sanayindeki gizlilikler sebebiyle hangi ülkede ihraç edildiği resmi olarak açıklanmış değil. Namlu boyuna özellikle değinmek istiyorum. Namlu uzunluğu ve bu alanda farklı seçeneklerin olması çok önemli. Bu sahada istenilen bir özellik. Tabii yakın geçmişte bizim Hendek operasyonları gibi bir operasyon geçmişimiz oldu. Tekrar bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şifa diliyoruz. O harekatlar esnasında meskun mahal alanında yapılan bir harekat olduğu için kısa namlu uzunluğuna sahip tüfek ihtiyaçları vardı. Hem güvenlik güçlerimizin vardı hem de özellikle orada operasyona katılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu bir ihtiyaçtı. O zaman maalesef Türk savunma sanayinde o ihtiyaçları karşılayabilecek bir firma yoktu, bir ürün de yoktu. Ama bugün ne mutlu ki birden fazla ürün şu anda aktif olarak bu alanda çıkmış durumda. Namlu boyu işte bu yüzden önemli. Bu 7.5 inç namlu başta da belirttiğim gibi genellikle güvenlik koruma amaçlı görevlerde kullanılıyor. 11 inç namlu uzunluğuna sahip modeli ise Jandarma Genel Komutanlığı tarafından çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu da yine iç güvenlik harekatı ve meskun mahal görevlerinde
aktif olarak kullanılıyor. 14,5 inç namlu uzunluğuna sahip modeli aslında bildiğimiz bir piyade tüfeği gibi. Genellikle daha uzun süreli ve uzun mesafeli görevlerde hem muharebe alanının derinliği açısından daha uzun alanlarda kullanılması tercih ediliyor. Tabi atım modlarına bakacak olursak emniyet, tekli ve çoklu atım modlarımız var. Ayrıca bu tüfeğin çok öne çıkan bir özelliği daha var. Muadillerinden kendisini ayıran bir özellik. O da şu. 11 inç ve 14,5 inç namlu uzunluklarına sahip KCR-556'lar 15.000 namlu ömrüne sahip. Yani 15.000 namlu ömrü bu alanda faaliyet gösteren firmalar için gerçekten hep ulaşılmak istenilen bir hedef aslında. Bunun için çok ciddi ARGE faaliyetleri gerçekleştirildi ülkemizde ve bu testler esnasında da doğrulandı. Kullanıcılardan aslında en olumlu geri dönüşler de genellikle namlu ömürleri üzerine oldu. 7,5 inç uzunluğundaki namluya sahip KCR-556'lar ise yine 12.000 namlu ömrüne sahip. Bu da o ölçüdeki bir namluya sahip tüfek için aslında gayet iyi. Şimdi isterseniz yavaş yavaş atış alanına geçelim. KCR-556 piyade tüfeğimizle şimdi atışımıza başlayacağız. İlk olarak 25 metreden tekli atışlarla isabet atışı gerçekleştireceğiz. Ardından ise seri atışlarımızı yapacağız. Tabii şunu baştan söyleyelim. Ben ilk kez bir piyade tüfeğiyle atış yapacağım. Bu alanda bir profesyonel değilim. O yüzden atıştan sonra isabetli konusunda linç etmek yok. Bunu baştan söyleyelim. Şarjör elimde. Şimdi dolduruşa geçiyorum. Şarjörümüzü doldurduk. Şu anda silahımız emniyette. Hemen tekli atış moduna geçiyoruz. Yarım dolduruş yapmıştık. Şimdi tam dolduruş için namluya mühimmatı veriyoruz. Göreceksiniz şimdi verdiğimi. Evet, şu anda silahımız dolu. Hemen atışa geçiyoruz. Duruşumuzu alıyoruz. Evet, yaklaşık herhalde 10 adet atım yaptık. Şimdi silahımızı emniyete alıp ne vurduğumuzu görmeye gidelim. Evet, atışlarımızı yaptık. 10 fişekli atış yaptık. KCR-556 piyade tüfeği ailesinin 7,5 inç namlu uzunluğuna sahip olan koruma tüfeği versiyonuyla atışımızı yaptık. Şimdi bakıyorum. 1, 2, 3, 4... 5, 6, hemen yanında bir tane daha 7 var. 8, 9, 10. 10 fişeğinin 10'unun da aslında hedefte olduğunu görüyoruz. Valla isterseniz acemi şansı deyin, isterseniz çocuğun eli ballı deyin, ne derseniz deyin ama hepsini vurmayı başardık. Tabi burada iyi bir tüfeğe sahip olmamızın ve iyi bir eğitmenden de, kale kalıp personelinden de kısa da olsa bir eğitim almanın faydasını görmüş olduk. Şimdi hemen seri atışlara geçiyoruz. Tabi seri atışlarda isabetlilik aramayacağız. Çünkü genelde tekli atışlarda isabetlilik zaten sağlanıyor. Seri atışta bir isabetlilikten çok bahsedemeyiz. Evet, KCR-556 piyade tüfeğinin yakın koruma versiyonuyla, yani 7,5 inç namlu versiyonuyla atışımızı gerçekleştirdik. Şimdi aynı tüfekle buraya seri atışları gerçekleştiriyor olacağız. Seri atışları tamamladıktan sonra diğer tüfeklere geçeceğiz. Çünkü bizi bekleyen 3 tane daha tüfeğimiz var. Hocamla birlikte onların atımına geçiyoruz şimdi. KCR-556 ile seri atışlarımızı da gerçekleştirdik. Tabii ki tekli atışlara nazaran dağılımımız çok daha fazla ancak yine de hedefi vurmayı başarmışız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de diğer modern ordularda da geçmişten beri seri atış kavramı, yani baskı atışı kavramı piyade tüfeğiyle, hele hele şu anki attığımız namlu uzunluğuna sahip koruma tüfekleriyle çok gerçekleştirilmez. Ancak yine de vurmayı başarmışız.
KCR 556 ile atışlarımızı tamamladık. Evet, şimdi sıra KMG 556'da. KMG 556 Türkiye'de geliştirilen ve kalifiye edilen ilk milli 556 makinalı tüfek. Bu çok aslında bizim için önemli bir ihtiyaç diyebiliriz. Çünkü güvenlik güçlerimiz genelde sahada 7.62 çapında makinalı tüfekler kullanıyorlar. Tamamı ithal. Bizim özellikle SAT ve SAS komandolarımız veya özel kuvvetler komutanlığımız, polis özel harekat gibi birliklerimiz için 5.56 çapındaki makinalı tüfekler çok önemli bir ihtiyaçtı ve bunlar da yurt dışından tedarik ediliyordu. Ama KMG 5.56 ile birlikte artık bu ihtiyaç milli imkanlarla karşılanabilecek. Testleri tamamlandı demiştik. Gelecek aydan itibaren teslimatları başlayacak. Kime teslim edilecek peki? İlk etapta 3 kullanıcıya teslim edilecek. Bunlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü olacak. Özel harekat birlikleri özellikle veya komando birlikleri KMG 556'yı aktif bir şekilde kullanacak. 1.8 kilogram ağırlığında aslında bir makinalı tüfek, portatif bir tüfek. Yani ne demek portatif? Şimdi makinalı tüfekler adından da anlaşılacağı üzere makinalı, yani çok seri bir şekilde atış gerçekleştiriyorlar ve doğal olarak namluları çok erken ısınıyor. Bu sebepten ötürü de daha 1. 2. Dünya Savaşı'ndan beri olan bir şey, yanlarında piyadeler yedek namlu götürüyorlar ve bu namlunun da harekat esnasında, çatışma esnasında çok hızlı bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor. Aslında işte bu özellik şu anda KMG 556'da var. Hemen butonuna basarak bunu çok böyle kolay bir şekilde yerinden çıkartabiliyoruz. Yedek namlumuzu aldığımız şekilde ise yine yerine oturtarak namluyu, yeni namluyu yerine koyabiliyoruz. Bakın şu anda namlumuz yerinde. Hiçbir oynama yok. Atıma hazır makinalı tüfeğimiz diyebiliriz. Bir diğer yine portatif özelliği ise şu. Teleskopik dipçiye sahip. Böyle dipçiyi kullanıcının, operatörün kendi boyun uzunluğuna, kullanım ihtiyaçlarına göre ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda Picatinny Ray dediğimiz universal bir ray var. Buraya da istenilen optik sistemlerin aslında entegrasyonu gerçekleştiriliyor. Gece görüş, termal kamera veya gündüz görüş sistemlerini veya bu iki görüş sisteminde aynı anda bu Picatinny Ray sayesinde silaha entegre edebiliyoruz. Bu raydan bir de hemen tüfeğimizin alt kısmında var. Buraya da çeşitli tutamaçlar, özellikle dikey stabilize gibi tutamaçlar konulabiliyor veya lazer veya fener gibi aksesuarlar entegre edilebiliyor. İlk olarak sabit bir şekilde oturarak bununla bir atış gerçekleştireceğiz. Ardından ise ayakta bir atış gerçekleştireceğiz. Manyonumuz burada. Şu anda burada yaklaşık 75 adet mühimmat var. 5.56 çapında fişek var. Peki nasıl koyuyoruz manyonumuzu? Hemen şu kısma basarak buranın kapağını açıyoruz. Manyon yatağına mühimmatımızı yerleştiriyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Şu anda hazneye yerleştirmiş durumdayız. Hemen gözlüğümüz ve kulaklığımızı takalım. Evet, güvenlik önlemlerimizi aldık. Silahımız şu anda emniyette değil, atım modunda, ancak haznede mühimmat yok. Bunu şimdi hemen koyacağız. Ben hemen sandalyemi alıyorum. Biraz da kendime yaklaştırıyorum. Ne olur ne olmaz diye tekrar kurulumunu yaptık. Şimdi atışa geçeceğiz. Dipçiğimizi ayarladık. Atıma geçiyoruz. Bombastik bir şey. Atışımızı yaptık. Şimdi bu hızda atım yaparak ne vurduk onu bakalım. KMG 556 makinalı tüfekle de atışımızı yaptık. Ama makinalı tüfek atışı tabii bir piyade tüfeği veya yakın koruma tüfeği atışı kadar kolay değildi. İlk atışımız şu şekilde toplandı. Bayağı bir karavan attık. Ancak son atışta biraz da olsa toplamayı başardık. Bu ayrı bir profesyonellik istiyor. Makinalı tüfek atışı, tekrar vurguluyorum, diğer atışlara pek benzemiyor. Videonun asıl bombasına geçiyoruz. Manga tipi 7.62 keskin nişancı tüfeğimizle atışımızı gerçekleştireceğiz. KMR 7.62 keskin nişancı tüfeğinin yanındayız. Bu aslında manga tipi bir keskin nişancı tüfeği, yani yarı otomatik. Türk Silahlı Kuvvetleri bu alanda uzun süredir Rus yapımı Dragunov tipi keskin nişancı tüfeğini kullanıyordu. Kanas diye de tabir ediliyor. KMR 7.62 ile birlikte bu alanda aslında milli bir alternatif ortaya çıkmış oldu. Özellikle çok konforlu bir atış imkanı sunan bazı aksesuarlara sahip bu tüfek. Dipçik kısmında işte ayarlanabilir yanaklık var. Şurada yükseklik açısından önemli olan, ona göre atış imkanı sağlayan bir aparatımız var. Bu şekilde. Bunu hemen kapatıyoruz. Bu yükseklik şu an bizim bulunduğumuz yerinde yeterli. Aynı zamanda yine teleskopik bir dipçiye sahip. Bu dipçiyi de taraftaki alt tarafındaki butonuna basarak istediğimiz yüksekliğe göre ayarlayabiliyoruz.
veya tekrar kapatabiliyoruz. Tabii bu aslında kapatma işini bu şekilde, bu pozisyonda, oturur pozisyonda omuzumuzu ileri ittirerek yapıyoruz. Otururken onu ayarlıyor olacağız. Çok önemli bir özelliği daha var. O da şu. Bu tüfeğimizde bir bastırıcı yer alıyor namlusunda. Bu bastırıcıdan dolayı da aslında bu tüfeğin gaz piston çalışma mekanizmasının normal atışa göre veya bastırıcılı atışa göre de ayarlanıyor olabilmesi gerekiyor. Bunun için de aslında çok güzel bir yöntem yapmışlar. Şöyle bir boş kovan var elimizde. Bu muhtemelen 7.62 çapında bir boş kovan. Namlumuzun ön tarafına gelerek kovan yardımıyla aşağı doğru alabiliyoruz bastırıcılı atış için veya yukarı doğru alabiliyoruz. Bu şekilde de sağda çok basit bir şekilde ayarlamamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tüfek şu anda seri üretim aşamasında ve teslimatları devam ediyor. Güney Afrika ile Endonezya'ya ihracatı gerçekleştirdi. Kasım ayında sizlerle birlikte Endonezya'ya gitmiştik. Hatta orada Kale Kalıp'ın genel müdürü Sayın Selim Erol ile de bir röportaj gerçekleştirmiştik. Orada bu tüfeğin Endonezya polis özel harekatına ihraç edildiği bilgisi ilk kez paylaşılmıştı. Tabii keskin nişancı tüfeği deyince isabetli atış olmazsa olmaz bir parametre. Bu tüfek ile 100 metreden 1,5 MOA dağılıma sahibiz. Bu aslında çok iyi bir değer diyebiliriz ama son testler esnasında Kale Kalıp 1,5 MOA'lık dağılımı 0,3 MOA'ya kadar indirmeyi başardı. Bastırıcıdan bahsettik. Unutmadan bir de hemen bastırıcımızı bir söküp takalım. Bu şekilde çevirerek namlumuzdan bastırıcımızı çıkartabiliyoruz. Hemen. Evet. Bastırıcı şu anda çıktı. Namlu çıplak bir şekilde duruyor. Bastırıcımızı takalım. Yine çevirerek bastırıcımızı yerine bu şekilde oturtuyoruz. Oturmuş durumda şu anda. Tüfeğimizden bahsettik. Şimdi hemen bir atışa geçelim. Bakalım benim gibi acemi bir atıcı hedefi vurabilecek mi? Tüfeğimizin başında geçtik. Şarjörümüz elimizde. Hemen ilk önce bir tüfeğimizi dolduruyoruz. Sağ en üstteki hedefe atışımızı gerçekleştiriyorum. KMR 7.62 keskin nişancı tüfeğimizi atışımızı gerçekleştirdik. Peki bakalım ne vurduk? 5 atış gerçekleştirdik. Birinci isabetimiz, ikinci isabetimiz burada, üçüncü isabetimiz burada, dört de burada diyeceğiz. Ama aslında beşinci de burada bak. Gördüğünüz gibi iki fişek iç içe geçmiş durumda. Aslında başta da bahsetmiştik. Hani keskin nişancı tüfeği dağılımının çok iyi olması lazım. Kale Kalıp bu konuda iddialı demiştik. Benim gibi tekrar vurgulamak gerekirse acemi bir atıcı dahi atış esnasında iç içe geçirmeyi başardı. KNG C5 piyade tüfeği şu anda elimizde. Daha doğrusu yine 7,5 inç namlu boyuna sahip olduğu için yakın koruma silahı da diyebiliriz. Bu silahımız aslında Kale Kalıp tarafından daha yeni lanse edilen bir tüfek. KCR 5.56 ile aslında oldukça benzer özelliklere sahip. Ancak bir özelliğiyle mevcut tüfeklerden oldukça ayrılıyor. Bu tüfeğin dipçiği katlanabiliyor. Şu şekilde katlanabiliyor ve şu formu alabiliyor. Bu formdayken de atış imkanı sunuyor. Yani burada önemli olan şey bu tüfeğin dipçiğinin katlanabilmesi değil. Önemli olan dipçik kapalıyken atışa izin vermesi. Şimdi hem dipçik açıkken hem de kapalıyken tekli atışlar gerçekleştireceğiz. Ardından ise KNG C5 ile seri atışlara geçeceğiz. Dipçiyi tekrar açıyorum. Tetik düşürüyoruz.
Emniyeti alıyoruz. KNG C5 tüfeğimizle ayakta gerçekleştirdiğimiz tekli atışlara bakıyoruz şimdi. Aslında dipçik açık pozisyondayken vurduğumuz hedefler bunlar. Dipçiyi kapattığımız zaman ise tabii ki çok daha kontrolsüz atışlar gerçekleştirdiğimiz için şu şekilde bir dağılımımız var. Bu da gayet normal. Hem desteksiz bir şekilde atış yaptığımızdan hem de benim tabii ki uzman bir atıcı olmamamdan kaynaklanan etkenler burada göze çarpıyor. Bunu da söylemek lazım aslında. Bu arada elim gördüğünüz gibi barut oldu. Sabahtan beri atış gerçekleştiriyoruz. 5.56 çapında ve oldukça kısa, yani 7-7.5 inç namlu boylarına sahip bir tüfekle isabetli atışlar gerçekleştirmek profesyoneller için de zor olan bir şey. Bu da aslında hem benim tecrübe seviyemdeki bir insan için hem de böylesine bir silah için mutluluk verici bir tablo gibi duruyor. Atış testlerimizin burada sonuna geldik. 4 farklı silahla birlikte atış gerçekleştirmiş olduk. 7.62 çapında mühimmat kullanan manga tipi keskin nişancı tüfeğimiz, 5.56 çapında mühimmat kullanan koruma tüfeğimiz, 5.56 çapında yine mühimmat kullanan makinalı tüfeğimiz ve son olarak ise katlanabilir dipçikli, yine tıpkı KCR 5.56 gibi 7.5 inç namlu uzunluğuna sahip yeni tüfeğimizle birlikte atış gerçekleştirmiş olduk. Bu atışların sonunda milli silahların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu videonun açıklama kısmından Kale Kalıp'ın YouTube hesabının linkine de ulaşabilirsiniz. Orada da bu tüfekler ve hatta daha fazlalarıyla ilgili çok ayrıntılı videolar bulunmakta. O videolara da göz atabilirsiniz.